Çünkü bu arada sadece maç oynamama, hani maç ritmini kaybetme durumu yok, mental anlamda da çok ağır bir e, felaketin etkisi var futbolcular için diyorum. Yani bütün takımların üzerinde, bütün oyuncuların üzerinde, hepimizin bütün ülkenin üzerinde olduğu gibi böyle bir etki var. Bu sırada tekrar maç ritmine dönebilmek, o maç konsantrasyonuna dönebilmek, bunlar kolay, kolay işler değil. değil. Yani Dünya Kupası arası değil bu. Tabii. Bu bir facia arası. Orada bir maç ritmi eksiği var. Abi abi, tamam burada tamam. maç ritmi eksiği var. Üzerine bir de böyle bir facianın izleri var. Yani e, bilemiyorum. Fenerbahçe'nin ligdeki gelecek 5 maçı. Tabi bu aralarında e, seviye maçları da olacak bir de. Değil mi arkadaşlar? 9'unda e, 9 dokuz Mart'ta İspanya'da 16 Mart'ta İstanbul'da seviye maçları var UEFA Avrupa Ligi'nde. Seviye evet. İspanya Ligi'nde bayağı aşağıda değil mi? Hocam 11-12 falandı. 12 galiba. Ee, ama seviye tabii bu kupayı en çok kazanan takımlardan biri. Yukatel Kayseri deplasmanı, Alanya deplasmanı, içeride Beşiktaş, Karagümrük deplasmanı, Ankara gücü ki Karagümrük Ligi'nin hani İstanbul denilebilir. Ee, olimpiyat stadında oynuyor maçlarını ama dolu dizgin gider takımlarından biriydi. Aradan önce Kayseri bugün kazandı. Alanya e, biraz inişli çıkışlı grafik sergiliyor. Alanya ile ilgili e, haftalar önce yaptığımız yorumları sanıyorum hatırlıyordur futbol severler. Sevilla 13. Evet 12 dedim de 13'müş. 20 takımlı ligde 25 puanla Bunları orada marka de, de, orada, ee, bizim tanıdığımız Fernando orada, Ajax teyze orada, ee, eski Galatasaraylı oyuncular var. Neredeki Valencia bayağı başta, oradaki Valencia 19. <laughs> hocam şey oldu, ee, Ener Valencia'nın da bu sezon 25. golü oldu. 25 hocam. Şimdi çocuklar söyledi içeride, Gomis. Cenk saydılar birkaç tane daha. Ee, Hepsinin toplamından fazla çıkıyor şu Icardi Cenk ve Maxi Gomez. Icardi geç başladı ama. Cenk, Gomez de, öyle. Cenk de öyle. yani. Ama ki şeyde sakatlandı bir ara Valencia. Valencia birkaç sakatlandı baş... evet. Dünya Kupası'ndan Dünya sonra, Kupasından sonra bir gidiyordu. müddet oynayamadı o da. Ee, ama tabii kariyer sezonu yaşıyor yani Ener Valencia. Hocam Öğlenir şimdi sezon yaşıyor. defans adamı olarak sakatlansan ayrı. Bu tip oyuncuların sakatlanma riski fazla. Çabuk da oyuncu. Süratli tabii, oyuncu. Süratli yani patlama koşu. Tabii. E, defansın kucağında oynuyorsun. Oradan kaçacaksın ve gol atacaksın. Yani defans değilsin. Onun için yaptığı iş hakikaten zor iş mesela. Bugün attığı ikinci gol. Hazırlanış çok güzel. Çok. Vuruş da çok güzel. Altı vuruş. Yani Hocam yükseldiği ayağıyla yükseldiği yer yandaki adamın neredeyse omzuna doğru geldi ve öyle dış şöyle bir ama şey Ama ancak o vuruş öyle abi. Yani. O vuruş ikinci bir şekil sol ayak içiyle yapılır. Sol ayak içiyle yapılır da daha, daha garanti olur. Daha garanti. Sol ayak evet. içi ama bu sağ ayak dışını, üst dışı sağ ayak içi gibi kullandı. Evet. Çünkü sağ ayak içinin... Bunu ancak çok iyi zıplayabiliyorsan yaparsın. Sağ ayak içinin yaparsın. temas yüzeyi daha fazla. Bu temas yüzü daha az. Evet hocam. Şöyle yaptı. Burada daha fazla temas yüzü topa Tabii. Bunda tokatlayacaksın topu Tabii, tübü. böyle Daha doğru. kısa yani hemen hemen yarı yarıya hatta üçte bire vuruyorsun. Burada öyle değil. Burada bilek bilek var. Ayak üst, iç, ön falan Daha hepsi kontrollü var. bir vuruş yapabilirsin evet. sol ayak içiyle. Ama bu vuruş zor vuruş. Zor vuruş hocam. Şimdi Çok görecekler. zor vuruş. Gol krallığı şu. Bayağı bir orada zaten rakiplerine fark atmış Ener Valencia. 22 golde Süper Lig'de zirvede. Borini 13, Cagne 11, Hajırayt batçuayı 10, Cenk 9, Icardi 9 öyle gidiyor. Umut Nayır, Etemi, Elkabi o şekilde gidiyor hocam. Gol krallığı Baçhua'yı bugün cezalıydı. Cezalıydı Baçhua. Jesus yoktu o da cezalıydı. Olsaydı gol atma şansı fazla olacak bir başta. böyle için evet. Hocam ya yalnız falan. bu Konya takımında da e, şu geçiş süreci sancılı bir döneme denk geldi. Ee, eğer dört takımlı bir şey olsa sezon olsa düşecek hani sancı yaşarlardı sıkıntı yaşayabilirlerdi. Yani ee, çok kaybı var Konya'nın güç evet. olarak. Yalnız yeni oyuncular geldi tabii. Onların bu devre arasında bir kısmı çünkü bugün oynayamadılar. Kaç işte. tane aldılar? Üç tane, üç mü? dört tane oyuncu geldi. Bugün bir tane oyuncu oynadı. Ee, onlar şeyden sonra geldikleri için 6 Şubat hmm. geliş tarihleri maçın ertelenme maçı olduğu için e, onlar forma giyemedi ve onların durumuna bakmak lazım tabii ne şekilde takıma entegre olabilecekler e, kolay bir süreç değil Konya takımı için e, ligin kalan maçlarında göreceğiz ama tabii yani iki takım düşecek e, şu anda dört maçta gol yok hocam Konya'da bu hocayla Galibiyet yok da gol yok. Hoca da ters zamanda geldi abi. İşte Öteki hocanın ayrılması, bunun gelmesi, futbolcu verdiler dışarıya. Tabii. Yani hepsi üst üste geldi. Tabii. Tabii. <laughs> Doğru söylüyorsun. Yani şehirde vıdı vıdı oldu haliyle. Oldu. Oldu. Giden teknik adamın taraftarları vardı. Plan plan plan. E, bugün Fenerbahçe güzel bir uygulama vardı orada. Formaların arkalarına e, Deprem felaketinin yaşandığı şehirlerin <laughs> isimlerini yazmışlar. Kimin aklına geldiyse iyi bir düşünce. Arda'nın doğum günüydü. Bugün e, 65'te oyuna dahil oldu Arda. 18. yaşında Arda. Rüştünü ispat etti yani evet. bugün. On, ama 18'e girdi galiba. Yok 18 oldu mu? E, onu arkadaşların beni uyarsın da. 18'e doldurdu mu? Dol girdi. Daha değil hocam. Daha bir senesi bitirmesi daha lazım, bir senesi daha var, bir senesi daha var hocam. O yüzden Arda'ya da nice sağlıklı yaşlar dileyelim, başarılı yaşlar dileyelim. Ondan Türk Futbolunun beklentisi çok büyük. Dolayısıyla Arda da bakalım o yolculuğuna devam ediyor. Şimdi gelen giden oldu tabii hocam. Nerede Emre bir türlü istenenleri veremiyor. Hocam Emre Mor enteresan bir oyuncu. Burada bir yani, sezon çok veremiyor. Konuştuk. Mesela Arda girdiği zaman Arda'nın işte oyun görüşü bilmem nesi, topsuz oyunu filan mesela aynı şey Emre'de yok. Top ezme var. Futbol ukalalığı yapıyor. Yani bir fazlasını yapmaya ee, çalışıyor. Bir yapma. fazlasını yapmaya Sonra çalışıyor. Sonra yapar. Cezalar içinde yap. Bir fazlasını 40 metrede yapma. Oturturlar ya. yere. <laughs> ver Yardımcı git. hoca deusla da kızdı mesela bir pozisyonda aldı. iki kişinin içinden geçmeye ver çalışıyor. Ver git. Ver git. Ver git. Zaten ufak tefek adamsın. Ver git. Sen ceza alanına yakın yerde yapacaksın o işi. Ceza alanı içinde yapacaksın o işi. Ceza alanına 20 metre kala onu yapma. Onu yaparsan sana yedirmezler fizikli adamlar Omuzu koydun mu gidersin. Ki Hakem de foul vermez. Bir de sinirlenirsin sarı kart bile yersin. Bir iki yerde hakeme gitti de şey döndü gitti. Hakem birine çatarsın bir gün. Osterwold geldi, Samet geldi, Emre Demir geldi ve kiralandı genç kardeşimiz. Lemos ve Buruma da ayrıldılar. Şimdi e, osterwoldenin e, bu Karagümrük'le oynanan e, hazırlık maçında da oynayamamıştı. Burada sonradan dahil oldu. Şiddetli bir grip geçirmiş, e, Bayağı bir. E, ...kaçırdığı antrenmanda olunca... ...genç futbolcu, henüz 21 yaşında... ...o da... E, ...bu yeni e, transfer... ...mantalitesi bu Fenerbahçe'nin. E, ondan çok umutlular. İyi de bir bonservis verildi. Parma'dan geldi Osterwolde. Bakalım Ceydan Osterwolde'nin katkısı nasıl olacak? E, çok hareketli bir transfer dönemi geçirmedi Fenerbahçe. E, ama bu arada şöyle bir varsa... ...hazırda diğer takımlara da bakalım... E, dört büyüklerin e, hemen arkadaşlarımdan rica edeyim geliyor. Örneğin yarın Beşiktaş var. Beşiktaş'ın <laughs> hazırsa Beşiktaş'a da bakalım. Galatasaray geldi. Şimdi Zaniolo alındı ki Nikola Zaniolo e, tabii yaşadığımız süreçte belki çok fazla ön plana, ön plana çıkmadı bu olay ama çok önemli bir transfer. 15 milyon euro gibi bir rakam verildi. Ee, ama gerçekten çok önemli e, ve e, ses getirecek bir transfer. Tartışılıyor ee, işte teknik tek adamla niye oynattı, niye oynatmadı. Tabii tabii orada romana. bir takım olaylardan dolayı Zaniolo'nun durumu e, malum herkesce. Bir de iki büyük sakatlık geçirmişti Zaniolo. Onun dışında bazı problemleri de vardı hocasıyla, e, kulüp yönetimiyle de. Zani e, Zaniolo ama Galatasaray forması giyecek. Çok ciddi bir transfer. Kaan Ayhan... Ee, geldi Adekukbe geldi o da e, kiralanan futbolculardan Adekukbe bakalım nasıl bir performans verecek burada savunmanın solunda Adekukbe'yi görebileceğiz. Fananolt e, ve Seferovic de ayrıldı Galatasaray'da. Joshua King'in ne demiş Joshua King Türkiye açısından zor haftalar yaşandı tüm dünya çok üzüldü tüm Türk kulüpleri elinden ortaya koydu. Bu olay futboldan çok daha mühim şüphesiz. Daha önce bu şekilde birlikte olup hareket edebilen bir ülke görmedim. Evet. Ee, yani Türk milletinin belki de en önemli özelliği bu. Ee, gelenler Beşiktaş'ta kim? Hacı Ahmet Oviç geldi işte az önce konuştuk ya e, evet, Konya Spor'un bayağı. kayıplarından biri. Abu Bakar gelmişti. Onur Bulut işi biraz karışık hocam. Bir iki cümle konuşuruz. Alexander Maxim geldi yine. O da iyi oyuncu. Antep'te Maxim'in potansiyeli. Bu arada stoper Omer Koley'i de e, yanılmıyorsam 2,5 milyon mu verilmişti? Arkadaşlarım beni düzeltebilirler. E, o da geldi. Böyle 5 oyunculu bir e, ara transfer dönemi 5 transferli. Montero gitti, Emrecan gitti, Joseph gitti bu arada. Ve, sen, Gors, ve Tyler Boyd da. Joseph çözemedim. Hocam Joseph ben bir iki sakatlık geçirdim. İşte eski formumda e, ka, değilim. Katkı veremce falan böyle yumuşak konuşmalar yaptı. Hani takımı ve yönetimi de etkilemeyecek. Hayalde e, hocayla da şey yok. Hoca onu düşünmüyordu oynatmayı. Öyle oluyor. Yani Göze demek Benim kafamda soru Omer kalmamaya yani gitmesi. Joseph gibi bir adamı yani kendi istemezse ayrı da ben bırakmazdım. Çin'e gitti. Bırakmazdım çünkü orta sahada bayağı bir yerde oynatacağım adam. Evet. Şimdi Hem de bayağı oynatacağım o bir adam. O Ankara gücü maçından sonra toparlanamadı o. İyi sakatlığı da vardı. Orada mental olarak da bir sıkıntı yaşadı. Ondan sonra eski Joseph değildi herhalde bilmiyorum. Şenol Hoca ile de görüştüler, konuştular. Demek ki o da gitmek istedi hocam yani. Görüntü o. Gitmek istiyorsa tutamazsın. Trabzon var mı? Trabzonspor arkadaşlar. Lazar Markovic e, geldi. Valencia çıkıyor bu arada. Arkadakiler acaba çocukları mı, ailesi mi? Çünkü kızları hatırlıyorum hayal meyal böyle bir. E, ne gitti, Koası gitti, Safa gitti, Arda, Yusuf Erdoğan. Gidenler de böyle. Trabzonspor. Bazen maçını seyredebildin mi hocam? Sevdim. Sen dışarıdaydın. Ee, hani bir belki klişe gelecek ama Pisi pisine derler ya öyle bir maç oldu hocam ya. Bu kadar pozisyon şu bu. Yani ben şeyi böyle mazeret üretilen şeyleri çok sevmiyorum. Biliyorsun burada zaman zaman Abdullah Hoca bunu biz de gördük. Neden böyle oldu diye onu anlat falan da deriz ama çok enteresan bir maç oldu. Yani kolay kolay hocam 1-0 anlatılacak bir şey bir değil. 1-0 1-0 Kupada 1-0 büyük avantajdır. Kupada 1-0 büyük avantajdır. Hele hani o bir gol falan da değişti hani deplasman Artık falan. Artık deplasman boy kuralı yok. Elenmen elenmen için 2-0 yenilmen lazım. 2-0 yenilene kadar abi gol atacaksın. Çok çok pozisyon kaçtı. Yani i̇şte ofsaytlar ucu ucuna ofsaytlar şunlar bunlar. Kabul etmiyorum abi. Bir penaltıyla Laos bir çok önemli bir hakem. Ben yani orada şey de yapmayacağım ama Burada Bartra elini kaldırıyor. Klasik bak görüyor musun? Ya sen bu seviyelerde oynamış bir adamsın. Yaptığın olsaydı için bak. Neyse uzatmayalım. Trabzonspor'un da e, ligde çok azalan, mucizelere bağlanan umudu Avrupa'da da son bulmuş oldu. Artık kupaya e, tutunacak. E, Serdar Aziz çıkıyor. Oyuncular çıkmaya devam ediyor Fenerbahçe'de. Pekala. Bugün Zalay gol attı Ener Valencia dışında. Zalai sanki arkaya ben topu doldurdu diye düşündüm ama doğrudan kaleye gitti top. Atilla Zalay'de. Bugün Fenerbahçe'ye ama daha dinamik Atilla Zalai o toplara gördüm. gidiyor. İki tarafa da gidiyor. Bu tarafa da geliyor, o tarafa da gidiyor. Bence... Kaleye mi vurdu yoksa tekrar gelen topu doldurdum ama o tarafa doğru doldu. O tarafa doğru o kesin. Top da güzel yere gitti. Biz böyle klişe cümleler kullanırız hocam. Yani evet. orta şut karışımı bir vuruş falan diye. Yok Öyle yani şey oldu. gelen orta iyi ortaydı arkaya. İyi ortaydı. Ya yani çalışılmış bir olay. O, o doldurmuş da olabilir vurmuş da olabilir ama vurarak o gol biraz zor olur. Çok iyi doğru yere gitti. Hocam. Ama oradan bir adam gelse atsa daha kolay olurdu. Ama Valencia dayı... yönelmişti o tarafa doğru direkt Zalai'nin kafa vuruşu gitti. şeyi diyecektim Fenerbahçe'nin oyun temposu, dinamizmi, hareketliliği, öne alandaki baskısı hani 11-11 oynanırken de hani 10 kişiyle hani Hocam belki maç 11'e 11'de oynansaydı hani o tamam 11'de, 11 e 11'de 11'e 11'de oynansaydı bugün maçı Fenerbahçe alırdı. Fenerbahçe iyi hazırlanmış. Tabi Avrupa Kupası oynayacaklar şimdi hocam. Avrupa ayrı bir yer. Tabii. Şimdi orası bitirin. Sen istediğin kadar Türkiye Ligi'nde oyna. Türkiye Ligi'nde 10 tane maç yapacağına Avrupa'da 2 tane maç yap. Bütün televizyonlar veriyor yurt dışında. Orada iyi misin kötü müsün bir sahneye çıkıyorsun hocam. Avrupa Onun Ligi için orada oynayan oynuyor. futbolcular da kaliteli oyuncular. O maçlar farklı maçlar. Onun için ha iyi hazırlanmışlar. İyi bir antrenman maçı oldu Fenerbahçe için. Hocam en iyi antrenman maçtır. Maçtan iyi antrenman olmaz. Sen istediğin kadar iyi antrenman yaptır. Yüzde yüz idman yaptır. Maç gibi olmaz hocam. Maçta şeyin enerjisi enerjinin 10 bisli yani 10 yapacaksan 10 artı 1 yaparsın. Çünkü mecbursun. Yapmazsan o gol atacak. Yaparsan sen gol atacaksın. Onun için maçın verdiği kondisyonu hiçbir şey vermez. Bazı futbolcular Derler ki hocam çift kale yapalım. Ben sana söyleyeyim mi? İyi bir çift kale antrenmanda en zor idmandan daha zordur ciddi yaparsan. Hocadan hocadan da fırçayı yersen dersin ki çift kale çabuk bitsin. Ya çift kale öyle kolay bir iş değildir. Futbolcular işte ya çift kale yapalım hocam derler. Yok öyle hikaye. Ciddi çift kale adamı öldürür. Zaten en zor idmanlar birebir. ikiye bir idmanlar. ikiye iki idmanlar hocam. 3'e üç, üç idmanlar. Orada delil çıkar vallahi. Şeyin böyle beyninden şey çıkar. 1'e 1, 2'ye 2, 2'ye 1, 3'e 2. Onun için ama Fenerbahçe Konya'ya şeye göre e, bugün iyi hazırlanmışlar. İyi oynadılar. İyi mücadele ettiler. Oyun disiplininden uzaklaşmadılar. Hani rakip 10 kişi kalmasına rağmen yani tempoyu biraz düşürdüler ama gene ciddi oynadılar. Evet. Alan bırakmadılar. Geriye geldiler. Fazla oldular filan. Yani doğru işler yaptılar. Doğru. Doğru hocam. 11-11 e de olsaydı bugün yenerdi yani. O belliydi artık. Belliydi hocam ilk 20 dakikada. Yani altayı evet. görmedik. Altayı ilk kere gördüm. Yalnız bir tane de hata o yaptı. otoda yine hata yaptı yani. İki İkinci yarıda değil mi o? Evet. iki defa gördüm. İkisinde de hata yaptı. Yani Avrupa maçı o hataları kaldırmaz hocam. Birinde elinden kaçırdı, birinde boşa çıktı. E, bugün e, Jesus'un yerinde Joade Deus vardı yardımcısı. 25 günlük süreçten çıktık. Bu süreçte oyuncuları motive etmek ve limitlerinde antrenman yapmalarını sağlamak kolay değildi. E, doğru. Ancak oyuncularımız profesyonel ve mesleklerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalıştılar. İyi bir galibiyet aldık demiş. Doğru. Ee, yani o süreci idare etmek kolay, kolay değil, değil. Değil hocam. Hocam televizyonu açıyorsun korku filmi gibi ya. Yani bazen televizyonu açmadım vallahi ya. Şimdi ee, ha tabi cesur cezalı olduğu için belli bir süre soyunma odasına giremiyor ya cezalı olan. Şimdi o maçın ardındaki o süre dolmuş. Şimdi soyunma odasına geçmiş Jesus'ta. Onun bir süresi var. O Galiba o zamana kadar hakem değil mi oranın sorumlusu? Evet. Önünde ve sonunda belli bir süresi var. O zamana kadar e, TFF'nin ve maçın hakeminin sorumluluğunda. Jesus'ta ne kötü atıldı ya. Yani dedi ki Orada onu yaptın, orada bunu yaptın, burada bunu yapmadın dedi. Adamın dediği doğruydu da attılar. <laughs> ya, ya hocam. Yani terbiyesizlik ama bir adam değil yani. Yok hocam ya hiç öyle bir yani, şey yani, yapan bir ya, adam değil. Ya. Normal itiraz eder yani. Her futbolcudun, hocam her futbolcudun, her teknik adamın bir itiraz hakkı vardır. Yani itiraz edebilir ya. Onun sınırını biliyorsan. Sen hakemken o empatiyi yapar mıydın? E tabi. Hocam yani en tehlikelisi seni tribüne atan adamdır bak. İtiraz eden değil. Arkanı döndüğünde seyirciye sana gösteren futbolcu ve teknik adam çok tehlikelidir. Onun için de futbolcu kardeşlerim bir kart filan gösterdiğiniz zaman aniden dönün arkaya bakın. Ha, atamazsan bakma. <laughs> Dönüp de ha şey hakemlere diyorsun. Hakeme söylüyorum. Dönüp de adamı yakalarsan atamazsan o zaman bakma. Ama seni arkadan satan futbolcuyu ve teknik adamı yakala.